Arkadaşlar bu videomda Harfiyat kamyonuyla ilgili biraz anlatım yapacağım size. Arkadaşlar Harfiyat kamyonu kullanırken dikkat etmeliyiz. Yerimiz düz olmalı. Yaklaşırken operatörün istediği yere yaklaşmalıyız. İşte döküm sahasında arkadaşlar çok önemli. Döküm yapacağımız zaman, tamper kaldıracağımız zaman yerimiz mutlaka düz olmalı arkadaşlar. Yamuk yerlere, bir tarafı bir taraftan çukur veya düşük yerlere durmamalıyız arkadaşlar. Eğer bu şekilde tamper kaldırırsak aracımız devrilecektir arkadaşlar. Mümkün olduğunca düz yer bulmalıyız arkadaşlar. Hatta buna mecburuz. Kenarlara çok yaklaşmamalıyız arkadaşlar. Set yoksa, eğer set varsa sete kadar yaklaşabiliriz. Set yoksa çekiciler mutlaka sağlam yerde durmalı arkadaşlar. Düz ve sağlam yerde durmalı arkadaşlar. Aksi takdirde kazalar olacaktır arkadaşlar. Harfiyat kamyonumuz gördüğünüz gibi yükleniyor arkadaşlar. Biraz sonra döküm sahamıza gidecek. Orada nasıl dökülüyor onu da videoyla göstereceğim arkadaşlar sizlere. Sanırım şimdi doldu arkadaşlar, yola çıkacak. Gelecek birazdan. İşte bir tanesi arkadaşlar boşalttı geliyor yükünü. Arkadaşlar kamyonumuz doldu. Bununla birlikte gidelim, nasıl döküldüğünü görelim beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar, döküm sahasına gidiyoruz. Sahasına gidiyoruz. Birazdan nasıl döküm için nasıl yaklaşılır, nasıl durulur onu göreceğiz arkadaşlar. Merter Harfiyat. Dolattı da tek Merter Harfiyat. Evet. Harfiyat işleriniz arkadaşlar itinayla yapılır. Merter Harfiyat. Evet arkadaşlar, döküm yapıp gelen kamyonları izlemektesiniz. Çakır Usta. Vay, bu da bizim ihtiyar. İhtiyar kaçma tarlalara doğru. Dayanır mı size yollar ya? Canavar kamyonlar. Bayağı yol kat ediyorsunuz ha. Döküm sahasına da geldik herhalde. Döküm sahasına geldik. Ben ineyim de seni dökerken izleyeyim, çekeyim. Ben ineyim. Geçin. Evet arkadaşlar, döküm sahamıza geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar döküm yapacağımız yer düz alan. Arkamız uçurum maalesef. Çok dikkatli olmalıyız. Hem düz bir şekilde durmalıyız arkadaşlar döküm yaparken. Hem de uçuruma fazla yaklaşmamalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar çekicilerimizi özellikle düşürmemeliyiz. Kamyonumuz döküme yaklaştı arkadaşlar. Yeri düz arkadaşlar. Sağ solu düz. Yamukluk yok. Devrilme olmayacaktır. Sadece aşağısı tehlikeli arkadaşlar. Ona da çekicileri düşürmediği için fazla da sorun yok arkadaşlar. Şimdi damper boşaltma işlemini görüyorsunuz arkadaşlar.
harfiyat kamyonu arkadaşlar. Harfiyat dökümü nasıl yapılır? Damper nasıl kaldırılır arkadaşlar? Onu izlemektesiniz. Evet arkadaşlar, harfiyatımız boşaldı.